Sanıkla yalnız bırakın bizi. Oktay. Lütfen bana gerçeği söyle. Gece sen arabadan indikten sonra kızı gördün mü? Görsem durmaz mıydın Meryem? Sen neler diyorsun böyle? Polis kıza yaklaşan ayak izleri bulmuş. Kendimde değildim. Karanlıkta yağmur da vardı. Fark etmedim. Birini çarpmış olabileceğimiz aklıma bile gelmedi. Sadece bizim suçumuz değil. İnan ki değil. Kader. Kız öldü Oktay. Kader deyip çıkamayız işin içinden. Hepsi benim suçum. Gidip onlara her şeyi anlatacağım. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Bunca yıllık emeğimiz var. Savcılığın biter gider. Bitsin. Ben üstlenirsem bana ne olur? Ne kadar ceza alırım? Birkaç ay. Tutuksuz yargılama isteyecek misin? Bitirirler seni. Hiçbir şey yapamazlar. Meryem buradan çıkarsa sen o koltukta oturabileceğini mi sanıyorsun? Ne olacaksa olsun. Ya ilişkinizin duyulmasından korkmuyor musun? Hadi onu geçtim. O gece senin arabada olduğunda anlaşılırsa. Bak, olabildiğince çabuk kurtar kendini sar bunlardan. Bu kız için kendini yakma. Onu hapse nasıl gönderirim? O gece Savaş Sargun'un nişanlısı öldü. Bu işin sonunda mutlaka biri yanacak. Meryem bugün hapse girmezse yarın sen gireceksin. Sevgilim, bak bir şey yapmak istiyorsun biliyorum ama artık çok geç. Hiçbir şey siz istiyorsunuz diye olmayacak. Yahu biz buraya bir şey istemeye gelmedik ki. Bir şey vermeye geldik. Açın kapıyı, çıkacağım. Ya çıkacaksın. Çıkacaksın da buradan dur bakalım girdiğin gibi mi çıkacaksın? Bana bak delikanlı. Ben senin yaşın kadar başsavcı gördüm buralarda. Kimi iyi oldu. Elini soğuk suya sokmuyor. Kimi de halen emekli maaşına talim ediyor. Ben sana diyorum ki başına devlet kuşu kondu. Doğru yerde, doğru zamandaymışsın.
Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Oğlumun canını yakan o kadının en ağır cezayı almasını istiyorum. Karşılığında Sargun Holding'in hukukla ilgili işlerinin başına getirileceksin. Yapılan her ticari anlaşmadan %100 alacaksın. Tabii şimdi sen bu savcılık havalı bir iş falan diye düşünüyorsundur. Güçlüyüm ben diye düşünüyorsundur. Asıl güç paradır. Yolun yarısına gelmeden zengin olacaksın. Elline varmadan varlıklı bir insan olacaksın. İkisi arasındaki farkı biliyorsun değil mi? Akıllıysan öğrenirsin. İddia makamı ne diyor? Buyurun savcı bey. Sanık Meryem Akça'nın ifadesi ve kaza yerinde yapılan tespitler neticesinde... Kaza değil, cinayet bu. Alın bunu işte. Benim sevdiğim kadın öldü. O öldürdü. Katil o. Karşınızda. Katilsin sen. Korkak bir katilsin. Mahkemeye müdahale edemezsin. Çık dışarı. Savcı bey. Buyurun. Sanık Arif kızı Meryem Akça'nın bilinçli taksirle adam öldürme suçu işlediği itirafı ile sabit olup iddia makamı olarak sanığın tutukluluk halinin devamına Türk Ceza Kanunu'nun ve Ceza Genel Kurulu'nun 2007'ye 221 ve 2008'e 185 sayılı kararlarındaki maddeleri uyarınca en ağır hapis cezası ile 8 yılla yargılanmasını talep ediyorum. Oktay. Eskisi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.